tarih olmasaydı, tarih bize insanlığın geçmiş tecrübelerini, eski toplumların bilgilerini, insanların şu veya bu tarihte nasıl yaşadıklarını, nasıl yönetildiklerini, ne gibi bir sanat veya kültür veya inanç sistemi yarattıklarını tarih bize somut malzemeler olarak bir malzeme, bir deyim yerindeyse ham bilgi zenginliği olarak aktarıyor olmasaydı siyaset bilimi de olamazdı, sosyoloji de olamazdı, ekonomi de olamazdı. Varlık nasıl oluşuyor? Sosyal varlık nasıl oluşuyor? Peki sosyal varlığı nasıl biliriz? Yani bu epistemoloji, yani bu felsefe. Şimdi hocam bunların hepsini hocam ne kadar güzel heyecanla anlatıyor değil anlatırım. Mi? İşte bu kadar böyle heyecanla anlatacağınız alanlara yönelin adaylar diyelim. Hukuk olmadan, adalet olmadan herhangi bir yapının oluşturulması mümkün değil. Ailenin içerisinde kendi çocuklarınıza bile arasında adil davranmaz iseniz, adaletli olmaz iseniz o ailenin yürütülmesi bile zor olur. Bu iş gönül işi. Bütün değerler, bütün rakamlar önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıkta işsizlik ya da iş bulamama gibi bir sıkıntıyı göstermiyor. Biz dönem 1'e başlayan öğrencilere şunu söylüyoruz. Size bu yıl öğrettiğimiz bilgilerin yarıdan fazlası belki mezun olduğunuz zaman değişmiş olacak veya belki yanlış olacak. Belki geçerliliğini yitirmiş olacak. Aynen öyle. Kesinlikle. Eğer bir fikriniz varsa ve bunu annenize anlattığınızda anneniz anlıyorsa o işi yapmayın derim. Herkesin hayatı bir film gibi. Düşünün sizin hayatınız, benim hayatım, başkalarının hayatı. Herkes kendi filminin aslında yapımcısı ve senaryo yazarı. Mimarlar da onun bir kısmının yönetmeni oluyorlar. Sizin filminizin konusu ne? Benim filmimin konusu insanlarla temas etmek. Evinizdeki ne bileyim perdenin rengi bile sizi rahatsız etmediyse, evinizde oturduğunuz iskemlenin şöyle yönünü bile değiştirmediyseniz, yatak odasınızdaki yatağınızı bir gün böyle ertesi günde şöyle koymadıysanız siz hiç bu işle uğraşmayın. Oh ne güzel hocam tanımladınız. Evet. Gerçekten çok net. Çok net. Çok net. Evet. Çünkü gerçekten mimarlık eğitimine yatkın bir öğrenci hiç değilse bunlardan birini yaşamıştır diyorsunuz. Bu sinek beni bırakmayacak. Hocamın sinekle imtihanı. Evet. Mimarlık mı okumak istiyor nedir? Asıl motive kaynakları biraz diziler oldu gibi. Katılıyor musunuz? Neden olmasın? Neden büyük olmasın? Bir ekonomi var orada. Çünkü şöyle bir şey iddia edemeyiz. Siz tiyatrocu olun, evet ve aşk olun. Yani bu saçma bir iddia olur. Hala öyle mi? O yoksa ezberlenmiş bir cümle mi? Tiyatrocu hala oyuncuların fedakarlığıyla ilgili. Özgür olmalarına, cesur olmalarına ve aileleriyle böyle bir çelişki yaşıyorlarsa ailelerini de sabırla ikna etmelerini öneririm.